Türkler adına bir şey söylemek istiyoruz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Biz ya gelecek ya gelecek diyenlere inandık, bekleyeceğiz yeter. Bu kalabalık sizi yılmadan bekledi. Hoş geldiniz, geçmiş olsun, şeref verdiniz. Halkın parası yapana kadar mücadeleye devam edeceğini ifade etmektedirler. Şimdi burada halkın malını, halkın malı yapmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, işçi kuruluşları olarak hep sokaklarda, mitinglerde şunu söyledik. Üreten biziz, üreten de biz olacağız. Şimdi Karabük Demir Çelik tesislerinde hem üreteceğiz hem yöneteceğiz. Sizlere, sizleri tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Ve ilktir, yeni bir modeldir. Bu itibarla herkesten ve bizzat Sayın Başbakanımızdan ve hükümetimizden bu modelin başarıya ulaşması için katkı bekliyoruz. Bundan sonrası için de destek bekliyoruz. Ve bu model ilk olacağı için bu modelin tarafları yoktur. Türkiyeliler olarak, hükümet ve muhalefet partileri olarak, çalışan çalıştıranlar olarak, muhalifleri muhafızları olarak bu modelin başarıya ulaşmasında herkesten ama herkesten destek bekliyoruz. Bu duygularla Sayın Başbakanı başta olmak üzere Sayın Bakanları, emeği geçen herkesi ve özellikle Odalar Birliği'mizin Güzide Başkanı Sayın Eres'i de saygıyla selamlıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Bakanların 5 Nisan azminizden yılmadan sizlerin desteğiyle kapımızın, sanayicimizin aynıyı kara atın. Hükümetler için, siyasi partiler için, özellikle
Sosyal Demokrat Partiler için istikrar önlemlerinin uygulanmasının ne denli güç olduğunu, ne denli sorun olduğu açıktır. Ama eğer ülkede bir sorun varsa, ülkede bir sıkıntı varsa, bunu biz çözmek durumundaydık. Hükümeti bırakıp gidemezdik, başkaları da gelin bu sorunları çözün diyemezdik. Biz çözecektik, biz çözdük. Ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırıları gösterdik. Ülkemizin bütünlüğünü bozmak için, devletimizin tekliğini yıkmak için topraklarımıza saldıranlar oldu. Onlara karşı direndik, onlara karşı mücadele verdik. Sevgili yurttaşlarım, yarın yeni bir yıl başlıyor. Çok değil, 5 yıl sonra 2000 yılına gireceğiz. İnşallah hepimiz Karabük'ün, Batı Karadeniz'in, Türkiye'nin 2000'li yıllarını birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Sevgili Karabükliler, Sayın Başbakan biraz sonra sizlere hükümetimizin Karabük için, Zonguldak için, bu havza için, bu bölge için almış olduğu kararları açıklayacak, bunları bilgilerimize soracak. Ben bu konuşmamda sizlere konunun bir başka yönünü takdim etmek istiyorum. 2000 yılına doğru giderken dünya hızla değişmekte. Dünyada bildiğimiz kurumlar, bildiğimiz kavramlar değişmekte. Yeni kurumlara, yeni kavramlara ihtiyaç var. Sizlere Sosyal Demokrat Partisi olarak, Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin genel başkanı olarak, Sosyalist Enternasyonel'in bu değişen dünyada almış olduğu bir kararı kısaca söylemek istiyorum. 1989 yılına kadar, 1990 yılına Sosyal Demokratlar için devlet mülkiyeti, kamu mülkiyeti özel bir önem taşımaktaydı. İlerici olmak için, sosyal demokrat olabilmek için devlet mülkiyeti bütün üretim araçlarının üzerinde korunmalıydı. Yeni üretim araçları muhakkak devlet mülkiyetine dayalı olarak kurulmalıydı. Ancak değişen dünya koşullarında 1990'ların başında dünyanın sosyalist hareketi içinde yer alan partiler yeni bir karar alma ihtiyacını duydular. Artık sosyal demokrasiyle, sosyal demokratlıkla devlet mülkiyeti aynı anlama gelmemektedir. Önem taşıyan konu üretim araçları üzerindeki devletin mülkiyeti değil. Önem taşıyan konu üretimi kimin yaptığıdır, üretimin kimin için yapıldığıdır, üretimi kimin denetlediğidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar gittikçe artan ölçülerde yönetim süreci içinde yer almak istiyorlar. Yalnızca milletvekillerini seçerek, il genel meclis üyelerini seçerek, belediye meclis üyelerini seçerek, tamam, onları görevlendirdik artık. Onlar belediye meclislerine giderler, il genel meclislerine giderler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderler ve bizim adımıza kentimizi, ilimizi, ülkemizi 5 yıllığına yönetirler demek istemiyorlar. İnsanlar artık ben de doğrudan doğruya yönetimin içinde yer almak istiyorum diyorlar. Aslında yalnızca o da değil. İnsanlar yalnızca yönetimin içinde yer almakla yetinmiyorlar. Üretimde de, üretim sürecinde de insanlarımız yer almak istiyorlar. Hem yönetimde
hem üretimde varım diyorlar. Doğru olan da bu. Hatta bunu bir kademe daha ileri götürmek istiyorum. Siyasi gücün denetlenmesi, devletin gücünün denetlenmesi, toplumsal kalkınma için, siyasal gelişme için yaşamsal derecede önem taşımaktadır. Dünyanın içinde bulunduğu süreçte, Türkiye'yi sokmaya çalıştığımız süreçte, devletin siyasi gücünün denetlenmesi, yurttaşlarımızın, halkımızın siyasi erkinin artırılması temel hedefimizdir. Bu amaçla devletin erkini denetleyen, devletin erkini sınırlayan ve yurttaşlarımızın o süreç içinde daha geniş şekillerle yönetimin içinde yer almasını sağlayan düzenlemeleri yapmaktayız. Ancak sınırlanması gereken, sevgili Karabüklüler, sınırlanması gereken yalnızca devletin gücü değildir. Sınırlanması gereken, özellikle çalışanlarımıza seslenerek söylüyorum, karşımdaki sermayedir. Sermayenin gücünü de sınırlamak zorundayız. Bu amaçla hükümetimiz son derecede önem taşıyan düzenlemeleri son aylarda devreye soktu. Özelleştirme yasasını çıkarttık. Karşı tekrar yasasını çıkarttık. Özelleştirme yasasıyla devletin iktisadi gücünü, siyasal gücünü sınırladık. Karşı tekrar yasasıyla da Türkiye'deki tekerlerin gücünü sınırlamış bulunuyoruz. Karşı tekrar yasası dünya işçi sınıfının uğruna 10 yıllar boyunca mücadele verdiği bir yasadır. Hatta tekerlerle mücadele dünya işçi sınıfı hareketini biçimlemiştir. Dünya işçileri tekerlerle mücadele ederken tekerlerle mücadele ederek siyasal güç biçimine dönüşmüşlerdir. Sevgili Karabüklüler, değişen dünya koşullarında artık mülkiyet ya özel mülkiyet olacaktı ya devlet mülkiyet olacaktı. Ya devletin emrinde çalışacaktın ya da sermaye sınıfının emrinde çalışmak durumundaydın. Oysa son gelişmeler yepyeni mülkiyet türlerini ortaya çıkartmaya başladı. Sizlere Karabüklülerin başsız bir yaklaşıma ilişkin kısa bir bilgi sunuşunda bulunmak istiyorum. Bu toplantı, bu birlikteliğimiz, bu görkemli topluluk yalnızca Karabük fabrikasının Karabüklülere mal edilmesini kutlamıyor. Burada sizlere başbakan olarak, başbakan yardımcısı olarak Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ilan etmek istiyoruz. Gerçekten yeni bir dönem başladı. Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Sonra başlatıyoruz. Karabük'te başlatıyoruz. Sevgili Karabükler, Kayseri'de yaklaşık bir yıldır bir uygulamayı başlattık. Mülkiyet devletin, fabrika devletin, takım tezgahları var fabrikada. Ama fabrikada devlet tezgahlarını işçilere, sanayicilere, küçük esnafa kiralamakta. Sanayiciler sipariş almış, birlikte almışlar. 3-5 kişi geliyor, şu tezgahını kiralamak istiyorum diyor. Hangisi işçi, hangisi patron zaten belli değil. Takım olarak gelmişler, tezgahı kiralıyorlar, sipariş almışlar. Aldıkları sipariş uyarınca 9 ay süreyle, 1 yıl süreyle üretim yapacaklar, ondan sonra oradan ayrılacaklar. Devlet o tezgahını bir başka gruba kiralayacak. Sevgili kardeşlerim, bu uygulamanın adı ne? Bu uygulama devlet fabrikasında bir işçinin çalışmasını, bu uygulama
bir finansal kiralamalı. Bu uygulama öz yönetimli. Hepimizi söyledik. Ne demek sosyal siyasi ekonomisi? Yine devlet ücreti olacak. Yine güçlü sermaye kesimi olacak. Devlet ücretinin, güçlü sermaye kesiminin işleyişi tam anlamıyla sağlanacaksa şu an ortaya çıkan hastalıkların giderilmesi için mi çalışılacak? Sosyal siyasi ekonomisi denilen bu mudur? Bakın, burada bugün sosyal piyasa ekonomisinin başlangıç noktasını son derecede güçlü bir biçimde tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum. Sosyal piyasa ekonomisinin güçlü olabilmesi için, sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için her şeyden önce üreticilerin, işçilerin yönetimde yer alması gerekmektedir. Yani Karabük modeli gerekmektedir. Karabük modeli bu uygulamanın başlangıç noktasıdır sevgili arkadaşlarım. Karabük'te çalışanlar yeni kurulacak Kardemir AŞ içinde pay sahibi olacaklar. Karabük'te çalışanlar yeni kurulan Kardemir AŞ içinde yönetim kurulunda yer alacaklar. Aslında bunu yalnızca Karabüklü işçilerin, demir çelik işçilerinin elde etmiş olduğu bir kazanım olarak görmemek gerekiyor. Burada kalkınma konusundaki kararlılığınızı sevgili Karabüklüler ortaya koydunuz. İşçisi de, başta işçisi olmak üzere, esnafı da, küçük sanayicisi de, tüm Karabük ayağa kalktı. Tüm Karabük şimdi burada olduğu gibi tek vücut oldu, tek yürek oldu. Ve ben Karabük'ümü kalkındıracağım mesajını verdi bize. Gerçekten bunun Türkiye'nin başka ilçelerine, başka illerine örnek olacak mücadelesini verdiniz. Türkiye'nin idari örgütlenmesi içinde şehir meclisi diye bir şey var mı? Yok. Türkiye'nin idari örgütlenmesinde şehir meclisi diye bir örgütlenme modeli yok. Bir örgütlenme tipi yok. Ama Karabüklüler kalkınma konusundaki kararlılıklarını ortaya koymak amacıyla, fabrikalarını kimseye kaptırmamak amacıyla, hele hiç kapattırmamak amacıyla örgütlendiler ve bir şehir meclisi oluşturdular. İlk yazıyı aldığımda doğrusu biraz şaşırdım. Ne demek Karabük Şehir Meclisi diye düşündüm. Alttaki imzalara baktım. Şehir meclisi içinde yer alan toplum kesimlerini incelemeye çalıştım. Bir baktım ki bütün Karabük orada. Bütün Karabük orada yer almış. Bunun anlamı şu: birleştiğiniz zaman, bütünleştiğiniz zaman doğru olanı, haklı olanı muhakkak elde edersiniz. Hele 50. hükümet gibi bir hükümet varsa bunu muhakkak alırsınız sevgili Karabükler. Siyasi sorun değildi. Bunu hiçbir zaman bir siyasi sorun olarak görmedim. Ancak burada Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Sayın Başbakan'ınla görüşünü alarak başlangıçtan bu yana Karabük için çok özel bir çalışma yaptığını, bu çalışmada yer alan uzmanlara şükranlarını sunabilmek amacıyla bizi bu çözüme doğru götüren yolda onların katkılarını sizin huzurunuzda, işçilerimizin, tüm Karabüklülerin huzurunda anmak, onlara şükranlarımı sunmak için buna değinmek zorunluluğunu duydum. Gerçekten son derecede yararlı, son derecede başarılı ve bizi sonuca götüren bir çalışmayı yaptık. Bu çalışmada kuşkusuz
Sayın Başbakan'ın, benim, hükümet oluşturan partilerin, milletvekillerinin, bakanların çok büyük katkıları oldu. Bu noktaya gelmemizde Türkiye için örnek sayılabilecek, örnek alınacak bu çözümün ortaya konulmasında uzmanların, bilim adamlarının çok büyük katkıları oldu. Ama her şeyden önce bizi bu sonuca siz götürdünüz, siz getirdiniz. Bütün Karabük bunu sağladı. O nedenle Karabük bütün yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili Karabükler, 1995 yılının Karabük için, Zonguldak için, Batı Karadeniz için, tüm Türkiye için ve insanlık için hayırlı ve yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. 1995 yılının sonuçları. Sağ olun. Açıkça söylüyorum, ödenemez derece.
şeyleri çok zor oldu. Zor bir yıl geçirdik. Ama bütün borcumuzu, harcımızı ödedik. Bize söylenecek tek bir söz yoktur. Bize söylenecek, eğer borcunu ödemezsen şunu yapmaya mecbursun, bunu yapmaya mecbursun diyecek dış dünyada tek bir kişi yoktur. Çünkü 7 milyar dolardan fazla borcu ödedik. Döviz sıkıntısını aştık. Merkez Bankası'na en yüksek döviz rezervlerine kavuşturduk. Evet, dışarıdaki boyutu aştık. Değerli kardeşlerim, aynı milli mücadeleyi şimdi içeride yürüteceğiz. Bu yürütmenin ilk adımını özelleştirmeyle Karabük'te başlıyoruz. Şimdi size söylüyorum, size çok şey söyleyen oldu. Dediler ki, özelleştirme demek, işçiyi kapıya koymak demektir. Ben size diyorum ki, özelleştirme demek, halkın parasını, halkın parası yapmak demektir. Size mal etmek demektir. İşte onun için buradayız. İşçi kardeşlerimle, esnafla, bütün halkımla, işçi emeklilerimle, herkesin ortak olduğu ve buraya verilen paranın Karabük'ünün cebine girdiği bir düzeni kuracağız. Bakın trilyonlarca lira Karabük zarar etti. Bu Karabük'ün zararı eğer Karabük'ünün cebine gitseydi helal olsun derdim. Ama Karabük'ün zararı faizdir. O faiz devletin cebinden alınanın Ankara'ya tıkır tıkır ödenmesidir. Ben istiyorum ki verdiğimiz bunca para size mal olsun, helal olsun. Bütün yükü aldık, bütün borcu da aldık. Ama bundan sonra verilecek olan Karabük'ünün cebine girsin. Bunun mücadelesini yapıyorum. Var mısınız? Halkın parası, halkın parası yapmaya var mısınız? Onlar ne derlerse desinler. Bakın, bütün meseleleri yavaş yavaş aşacağız. Önümüzdeki yıllarda her kesimden aynı ses gelecek. Özelleştirmeyle bunca evladımız, bunca yeni doğan ve her yıl 1 milyon gencimize iş bulma imkanı olacak. Sizin cebinizden toplanan bütün paralar şimdiye kadar azınlık gruplarına ve değişik bankalara faiz olarak ödenmiş. Dış saadet zincirini kırdık. Şimdi içeridekini de kıracağız. Halktan topladığımız parayı yeniden halka mal edeceğiz. Azınlık gruplarına, faizlere ve bankalara vermeyeceğiz. Bunun mücadelesinde bu bacınızı yalnız bırakacak mısınız? Bu bacınızı yalnız bırakacak mısınız? Soruyorum. Bilin ki... Size yanlış şeyler söylediler, öyle değil mi? Dediler mi? İşçiyi kapıya koyacak dediler mi? Hanımlarıma, bacılarıma soruyorum. Bu ananız, bacınız için işçiyi kapıya koyacak dediler mi? Ama siz bana güvenmeye devam edecek misiniz? Bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız mı? Soruyorum. Şimdi soruyorum. Efsaneler burada mı? Başka kim burada? Toplam bunlar burada mı? Neredesiniz? Göreyim ama. Göreyim. Neredesiniz? Buluştular burada mı? Buluştular. Neredeler? Buluştular. Yeni cimler nerede? Yeni cimler.
Başkanım, Kara Elmas Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ramazan Özel, sizlere Zonguldak ve Karabük'teki üniversitelerin arasına bir plaket verecekler. Evet Sayın Rektörümüz, seni sürekli güçlü lidere, anamıza, bacımıza, başbakanımıza plaketini veriyoruz.